ben olduğunu ve görünen her şeyin Rabbinin merkezi olan beynin tarafından müsavir esmasıyla oluştuğunun farkına vardım. Ben dediğin yapının bu bedenle bir alakası olmadığının gerçeğini, sen de ben diyenin öz yani hak olduğunu ilmen ve yakinen hissetmeye başladın. İşte burada ben hakkım istediğimi yaparım yanlışına düşmeyeceksin. Seni dünyaya bağlayan 100 bağ olsa 99'unu çözsen, biri kalsa özünle bağ kuramazsın. Bu sadece bilgide kalır. Hak olduğunu anlayıp hissettikten sonra beden istek ve arzularından kurtulacaksın. Beden dediğin bu yapı senin Rabbin olan beynine enerji üreten bir jeneratör gibidir. Bunu çok dikkatli kullanacaksın. Aşırı yeme, içme, alkol, uyuşturucu vesaire, hatta yapabilirsen hayvani gıdalardan yüzü ve kalbi olan hiçbir şey tüketmeyeceksin. Bu olmazsa olmaz değil, yalnız yapabilirsen daha iyi. Çünkü doğaya baktığımız zaman et yiyen etçilerin diş yapıları, köpek diti dediğimiz dişleri diğer bitkilere nazaran daha uzun ve sivri olur. Ot yiyenlerinki de hemen hemen hepsi birbirine eşit olur. Et yiyenler saldırgan, hırsın bir yapı sergilerken ot yiyenler uysal ve sakin olur. Daha sonra duygulardan açığa çıkan şartlanmaların getirdiği değer yargılarından kurtulacaksın. Yani emlerinden, olmazsa olmazlarından, sahiplendiklerinden. Peki diyeceksiniz ki toplum içinde yaşıyoruz, nasıl olacak? Sahiplenmeyecek miyiz? Hiçbir olaylara üzülmeye ya da sevinme gibi duygular yaşamayacak mıyız? Bakın ayet ne diyor? Elinize geçene sevinip şımarmayın, elinizden alınana da üzülüp kahrolmayın. İşte bu bilinçte olacağız. Evet, bu söylediklerimizi yapmak, bunlardan kurtulmak da çok kolay değil. Birinden kurtulayım derken burada bir yine mulyuma girdabına sokan diğer öne çıkar. Örneğin bedenin, beynin istek ve arzularını yeter kadar ile sınırlamak için çalışmalarınızı sürdürürsünüz. Bu sefer duygularınız devreye girer. Ben burada zorlanıyorum, yapamıyorum, yapamayacağım gibi duygular. Sizi etkisi altına alır. Bir karartalık dalgası ile kendinizi emmare veya levameye savrulmuş bulursunuz. Ama siz gene bunun farkına varamazsınız. Bedeni dizginlemişsinizdir ama duygular öne çıkmıştır. Ya da duygulardan kurtulayım derken duygulardan kurtulayım dersiniz. Kendinizi duygulara karşı sürekli tetikte tutup dizginleme çabası içinde iken bir bakarsınız ego ön plana çıkmıştır. Girdap sizi gene alır atar. Ne girdaptır bu mücebe? Ne başlar gider burada kimse bilmez, kimse görmez. Milyonda belki 3-5 kişi ancak çıkar bu girdaptan çıkabilirse. Amiksala belli bir yaşa gelene kadar öyle olumlamalarla alıkmıştır ki, öyle kilitler vurmuştur ki onları bir anda kırıp çıkamazsınız. Burada kendi etmalarınızı çok iyi bilmeniz gerekli. Kendinizde olanın farkında olmalı, olmayan gerekli esmaları da aşağı çıkarmak için çabalamanız gerekir. Her şey veri tabanınızda mevcuttur. Bunu kendi gücünüzle başaramayacağını anlarsanız ehil olan birinden yardım talep edebilirsiniz. Ama tabii ki de bu yardım istediğiniz kişinin gerçekte ehil olması, sizi gezdirip tozdurmadan silkeleyip kendinize getirmesi lazım. Kendi menfaatler için sizi kullanmaya kalkan biri olmamalı. Para ya da başka bir şey isteyen şarlatanlardan uzak durmanız gerekir. Bu işler maddi ya da manevi çıkar için yapılmaz. Mülime böyle bir yerdir ki sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskin. Bugünlerde birçokları çıktı, ben hakkım, ben oldum, ben yandım diye. Siz ben diyenlere boş verin, kendi içinize bakın. Netti mülime de böyle. Hocam sorular sorabilir miyim hocam? Tabii sorabilirsiniz burada, soru alabilirsiniz. Oo süper. Şimdi WhatsApp'tan sormuştu bir arkadaşımız, ondan başlayayım soruya. Diyor ki, Meyarik Suresi 29 ve 30'u açabilir mi hocamız diyor. Tam baştan anlayamadım İnanç Hanım, bir daha söyler misiniz? Meyarik Suresi, ben de bilmiyorum Meyarik Suresi, duymadım hiç. Siz duydunuz evet, mu hocam? Meyarik. Evet, suresi 29. ayeti açabilir mi diyor.
Meariç 29 önceliği 29 şu demekmiş hocam. Onu da yazmış. Ve onlar ırzlarını ferç parantez içinde korurlar. 30 da şu demekmiş. Ancak kendi eşleri ya da sağ ellerinin malik olduğu başka, çünkü onlar bunlardan dolayı kınanmazlar. Evet, bu şey ben şey bir açayım da kendi değerlimden. Evet. Kaç sayısına dair? 29-30 mu? Evet efendim. Şimdi bellezine ölüm ifuricini hafizim. Onlar ki cinsel organlarını aşırılıktan korurlar. İlle al ezvacihüm evme meamele ket eyma nühüm fe innehüm gayrı me meh muhimi. Eşleri yahut tasarruf altındakiler müstesna, çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Yani buradaki şeyi söylüyor, bu aile hayatıyla ilgili bu ayetler de. Yani o zamanlar işte peygamber zamanında bu şeyler falan vardı ya, esirler bu kendi şeyleri ailesi dışında kilerle falan birlikte oluyorlardı. Onları anlatıyor da bu zaman için geçerli değil bu ayetler yani. Tamam hocam. Sadece ailesiyle olan cinsel ilişki. Bu aile hayatını anlatan iki ayet. Yani fazla üzerinde evet. Durmaya gerek yok. Bunun. Hocam yine bir soru geldi size. Diyor ki hepsi o ise. Ha? Beni duyuyor nasıl? Musunuz? Soruyorum şimdi soruyorum. Kesip geliyor sesiniz. Öyle mi? Şimdi nasıl hocam? Şimdi duyabiliyorum evet. Hepsi o ise, ilim, irade, kudret, hayat, tekvin, nerede kaldı o vakit özgür irademiz? Şimdi özgür irade diye bir şey yok zaten. Bunu biraz açar mısınız hocam? Açarız. Yani, evet, teşekkür ederiz. Şimdi onu ben şöyle açayım size. Ayet vardı, onu önce tefsir edeyim, ondan sonra anlatayım. Ayet bulmaya çalışıyorum. Şimdi
kaslar aktifse girince ayet ne diyor? Rabbin dilediğini yaratır seçer. Onların ihtiyarı seçim hakkı yoktur. Ayet bakın bu yani. Buradan ne anlamamız gerekir? Kimsenin ihtiyarı bir seçim hakkı yoktur. Yani ben diye ben kimliği adında yaptığınız her şeyi zaten Allah size yaptırıyor ama biz ne anlıyoruz bunu? Biz yapıyoruz, biz şey yapıyoruz gibi. Varlık tekse yapan eden tek bir varlık var yani. Bu ayet olarak burada bu şekilde diyor. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ihtiyarı seçim hakkı yoktur. Evet. Bir ayet daha var, onu da söyleyeyim size. Hocam ben de o arada size şunu söyleyeyim. Aha. Arkadaşlar diyor ki hür irade yoksa o zaman işkence niye var? Kader niye var? Kural niye var? O zaman koyalım gitsin o hayatın akışına kendimizi. İşte bunların bilincine varmamız lazım. Bunların hepsi olup bitiyor da koyalım gidelim de olmuyor. Bunun hakikatini anlamamız lazım. Biz ne diyoruz bu dünya hayatına? Oyun eğlence diyoruz. Kur'an'da da öyle geçiyor yani. Oyun eğlence ne kadar ciddiye alıyorsunuz diyor. Bu hayatı diyor. Şimdi bu kötülükler, iyilikler nelerden kaynaklanıyor? İnsandaki esmalardan kaynaklanıyor. Kiminde celal oluyor, kiminde cemal oluyor. Yani kiminde kötülük çıkıyor, kiminde iyilik çıkıyor. Hepsi bir oyun. Bu oyunu, bunun oyun olduğunu biliyoruz yani hepimiz. Peki, onun için zaman... diyor ya işte biz hak olarak karşımızdaki kötülüğü de iyiliği de hak olarak görmek zorundayız. Evet. Yani o zaman külli ve cüz'i irade diye ikiye ayrılmıyor mu irademiz? Sadece külli irade mi var hocam? Hayır, onu ben size detaylı benim bir yazım var size atayım, onu siz paylaşırsınız grupta, tamam mı? Peki hocam. Külli irade, cüz'i irade, onu geniş bir şekilde açıkladığım bir yazım var. Onu ben size atayım özelden, siz onu paylaşırsınız. Tamam hocam. Bir de başka sorular var. Onları da sorayım hocam size. Diyor ki evet. Şuradan başlayayım bir saniye. Takva sorumluluk mu demektir? Sorumluluk ne? Sorumlu olan da kim? Bunu sormuş arkadaşımız. Takvayı mı soruyor? Takva. Takva, şöyle açıklayalım. Takva korunma demektir. Korunma anlamına gelir. Allah'tan korunmak, kuvvetli bir himayeye girerek korunmak, kendini iyi sakınıp korumak, Allah'ın kurallarına saygı duyup uyma, kişinin yaratılmış olduğu esması gereği elleriyle yaptıklarının sonucunun kaçınılmaz bir şekilde yaşamak durumunda kalacağı realitesi nedeniyle, hoşlanmayacağı şeyleri yaşamaması amacıyla, yanlış davranışlardan korunması gibi anlamları var. Evet. Duydunuz mu? Duydum hocam. Şimdi bir arkadaşımız sormuş hocam. Diyor ki anda kalmak ne demektir diyor. Anda kalmak demek yani şimdi anda kalmak şöyle. Şu anı yaşıyoruz demek değil. Yani şu anda bir şeylerin tadına bakmak, bilmem ne yapmak,
geçmiş, gelecek diye söylediğimiz her şey içine ne kapsar an dediğimiz olay. Yani şu an düşündüklerimizle, yaptıklarımızla bir sonraki anımızı yaratmaktayız aslında. Şu an aklımızdan geçen yaptığımız her şey bir sonraki anımızı hazırlamakta. Yani an diye çok öyle bir şey yok. An hem geçmişi hem geleceği her şeyi kapsayan bir şeydir. Evet. Hocam diyorlar ki uyanmak nedir? Miraç nedir? Hakikat ve marifet boyutu nedir? Hocam uyanmak nedir hakikatten? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi uyanmak dediğimiz olay yani uykudan uyanıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle bir şey yapıyoruz anlamında değildir. Uyanmak bilgi bakımından bildiğimiz şeylere, bildiğimiz şeyler kadar uyanız, bilmediğimiz şeyler kadar da uykudayız. Onun için alim esması önemli. Yani bilgimizi arttırmamız lazım. Yani ben uyandım, ben oldum, ben bittim diyen insan yanılır. Çünkü Allah'ın varlığı sonsuz, ilmi de sonsuz. O ilmi her zaman yeni açılımlar gelir. Uyanmak işte yeni yeni açılımları elde etmektir yani. Bilmediklerimiz üzerinde tefekkür etmek, düşünmek, onları açığa çıkarmak, yeni bilgilerle donanmak, uyanmaktır. Bildiğimiz kadar uyanırız, bilmediğimiz şeyler kadar da cahiliz, uykudayız. Hocam peki bu uyanış denilen olay, bir anda böyle uyandın, evet en üst boyuta gittin, oraya sıçradın gittin, böyle bir şey mi hocam? Hiçbir şey yapmadan şey insan... Diyorlar, Kadir Gecesi'nde Kadir Anı deniliyor ya. Evet. Kadir Anı o, bu işte belli bir tefekkürle bir anda bir sıçrama olur, bir bilinç açılması olur. Ama o çok anlık bir olaydır. Yani devam etmez. O bir andır sadece. Kadir anı denir ona. O anda peki, bilinç bir sıçrama yapar. Nasıl? Devam etmesi için insan ne yapabilir hocam? Devamlı bilinç sıçramaları yaşayabilmek için ne yapması lazım insanın? İnsan işte sürekli tefekkür halinde olmak lazım. Sürekli düşünmek lazım. Yani tefekkür etmek olmayan şeyler üzerinde, yani bir şey açılım geldi size, bundan daha ötesinde ne olabilir? Onu düşünüp irdeleyip eski temelde olan bilgileri yok edip yeni bilgileri üstüne ekleyerek devam etmektir yani aslında. Evet. Hocam peki... Bilgilerden kurtulmak, yeni bilgilere açılmak demektir. Evet. Hocam mesela şeriat boyutunu biliyoruz. Şer, kötülüğü at, tarikat, tarikini at, gittiğin yolu at. Onu da biliyoruz. Peki hakikat ve marifet boyutu nedir hocam? Şimdi şöyle bir söz vardır. Hepiniz duymuşsunuzdur. Şeriat, tarikat yoldur. Gidene hakikat, marifet andan içeri. Şimdi hakikatten önce küçük şey önceki marifet vardır, hakikat vardır, sonrasında tekrar marifet boyutu vardır. Bunu da şöyle açıklarız. Hakikatten önceki marifet ilmel yakın seviyesidir. Burada ilimle yükselirsin. Hakikat boyutuna geçince de hakikat boyutu bir tuzaktır aslında. Hakikat boyutuna giren arınma sürecine girmiştir. Yani kötü şeylerle karşılaşabilirsin burada. Seni arındırmak için her şeyle karşılaşırsın. İşte başına gelmeyen kalmaz, eziyet çekersin. Ama bu boyut seni o şeylerden arındırır, benliğinden arındırır. Ondan sonraki marifet boyutu da şöyle tarif edeyim. Şeyden önceki, hakikatten önceki marifete küçük arif denir. Hakikat boyutunda arif olursunuz. Marifet boyutuna geçince de arif-i billah olursunuz. Yani bu mertebeler sayıyoruz ya, o mertebelerin safiye dediğimiz kısmına gelir. Ve daha ondan sonrası da var. Arif-i billah onları kendinde cem eder. Söyledim. Hocam peki. Marifet yani
Bir makam mevki değildir. Marifet insanı arındırır. Benlikten arındıran bir boyuttur. Bunu bilinçli yaşarsan, işte onun hakikaten önceki marifette bu bilgiyi edinirsen, yani hakikaten bunların başına geleceğini bilirsen, bunu çok acı çekmeden, çok ızdırap çekmeden hakikat boyutunda arınırsın. Burada arif olursun. Ama bu acılar, şeyler herkesin başına gelir. Kimi bilinçli yaşar, kimi bilinçsiz yaşar bu boyutu. Hocam peki kimi uyanmış insanda, tekliği görmüş insanda yine de ego, hırs neden vardır hocam? Valla ego, hırs işte tam arınamadığından vardır. Ne diyeyim ona? Tam arınmış insan dedik ya, kendini hak olarak görüyorsan karşındakini de hak olarak göreceksin. Karşındakinin hakkına tecavüz etmeyeceksin. Onun hakkında dedikodu yapmayacaksın. Onun arkasından önünden konuşmayacaksın. Yani karşında konuştuğun kim? O da sensin. Peki i̇şte dedikoduya ne olur? Konuşursa ne olur? Yani bu sistemde, yani uyandığı halde bunları yapan ne oluyor hocam? Sistem, Allah sistemi bunu nasıl değerlendiriyor? Valla Allah sistemi bunu şöyle değerlendiriyor. Şimdi aklınızdan geçeni söyleseniz de, dile getirseniz de, getirmeseniz de, yani aşağı vursanız da, vurmasanız da, Allah habir olarak, yani bunlardan haberdar olarak gereğini size yaşatacaktır diyor. Sen karşındakine kötülük düşünüyorsan, illaki bir yerde sana ondan ya da başkasından bir kötülük gelecek. Onun hakkında bir dedikodu yapıyor, birinin hakkında bir dedikodu yapıyorsan mutlaka senin hakkında da bir dedikodu yapan bulunacak. Yani bu ayet bunu bu şekilde açıklıyor zaten. Yani aklınızdan geçeni söyleseniz de, açığa çıkarsanız da, çıkarmasanız da Allah bundan haberdardır diyor. Yani sen biri hakkında kötülük düşünüyorsun, içinden planlar yapıyorsun ama sen ona ulaşmadan belki Allah senin başka bir şekilde o yönde cezalandırıyor. Dilediğini affeder diyor. Dilediğini de cezalandırır diyor ayetin devamında. Hocam peki cüz'i irade yoksa bu sadece hakkın, bu sadece Allah'ın deneyimi ise insanın, evet, buradaki, insanın bu deneyimdeki rolü nedir? İnsanı ayna olarak düşünün. İşte aynadan kendini deneyimliyor. Yani binlerce ayna var. Allah kendini o aynalardan deneyimliyor. Yani Allah onu deneyimliyor derken hepimiz birbirimizle birbirimizi deneyimliyoruz. Yani bilgi alışverişi yapıyoruz, şey yapıyoruz, iyilik, kötülük, o şeyleri biz anlamlandırıyoruz. Birbirimize aynayız hepimiz. Birbirimizden birbirimizi deneyimliyoruz aslında yani. Peki uyanmamış bir insan zahiride öldüğü zaman, evet, ne oluyor? Uyanmış bir insan zahiride öldüğü zaman ne oluyor Allah sisteminde? Şimdi uyanmadığı zaman buradaki bilinciyle orada da uyanıyor. Burada ne derdi tasası varsa, ne dünya hayatında neylerle uğraşıyorsa onun dışında bir bilince ulaşamıyor. Uyanan insan da İşte cennet boyut boyut diyorlar ya. Evet. Birinci boyut, ikinci boyut, sekizinci, yedinci boyuta kadar, sekizinci boyuta kadar gidiyor. Yani uyanan insan da aslında cennetten çıkıyor. Cennette uğraşmıyor. Cennetten çıkan ne oluyor? Hakk'a gidiyor. Allah'a ulaşıyor yani. Peki hocam bu haksızlık değil mi? Uyanmamış bir insan kurda kuşa, hiçbir insana hiçbir kötülüğü olmadan ölüp gidiyor. Uyanmış bir insansa, uyandığı halde egoya düşmüş, hırsa düşmüş, o ödülü alıyor. Şimdi adaletinden bahsediyoruz ya. Şimdi Allah'ın adaleti derken, Allah her şeyde adil mi bu yaşadığımız şeyde? Yani Allah'ın bir sistemi var. Bir aslan gidiyor, bir ceylanı avlıyor, yiyor mesela. Güçlü, güçsüzü eziyor mesela. Yani öyle bir adalet sistemi düşünürsek zaten öyle bir Allah'ın sisteminde öyle bir adalet sistemi yok.
burada bilinçlerimizi geliştirmemiz lazım. Yani birbirimize niye burada yardımcı oluyoruz? Bir grup kuruldu değil mi? Herkes birbirine bir bilgi akışı yapıyor. Ama bunu işte boşa değil, sürekli kendi içimize dönerek yapmalıyız. Bilgi bir kulaktan girer, bir kulaktan çıkar. Ben ne anlatırsam anlatayım, önemli değil. İnsanın kendine dönüp kendini anlaması lazım, uyanması için. Ben size ne kadar bilgi verirsem vereyim, benim yolumla siz uyanamazsınız. Kimse kimsenin yoluyla uyanamaz. Herkes içine dönüp kendine bakması lazım. Evet. Peki hocam, özde nasıl diri kalın? Hocam, duydunuz mu beni? Özde nasıl diri kalınır ve nasıl olur diyor. Özde diri kalmak. Ekrem. Evet, hoca torun yapıyor galiba. Hayır, kapattım mikrofonu. Nuray Hanım'dı. Öyle mi? Evet, hoca gitti. Gitmiş hoca. Bir daha ara. Tamam, saniye. Şarjı mı bitti acaba hocam? O kadar çok soru sormuşsunuz ki arkadaşlar. Var ya. Selin'cim senin soru cevaplayacak. Şimdi. Hoca gelene kadar ben hocanın o sorduğumuz soruya verdiği yazıyı okuyayım size arkadaşlar. Diyor ki, ana prensipler, Allah vardı ve onunla beraber bir şey yoktu. Bu an, o an. Hadis ve Hazreti Ali kaynak olarak bunu söylemiş. Ana prensipler. Yani insanın varoluşu, bu sistemin, Allah sisteminin varoluşunda. İnanç geldi hocam. Peki. Buyurunuz hocam. Şimdi ben size bu ana prensipleri attım. Yani bu sorduğunuz soruların hemen hemen hepsinin cevabı orada var. İsterseniz siz paylaşın İnanç Hanım. Tamam, ben okuyorum o zaman. Ana prensipler. Allah vardı ve onunla beraber bir şey yoktu. Bu an o andır. Nefsine arif olan Rabbine arif olur. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ölmeden önce ölünüz. Hu'dur. Evvel, ahir, zahir, batin. Attığında sen atmadın. Atan Allah'tı. Biz semaları ve arzı ve ikisi arasındakileri hak olarak yarattık. Nefslerinizde hala helal görmüyor musunuz? Ne yana dönersen veçullah karşındadır. Yani Allah esmasının açığa çıkışıyla karşı karşıyasındır. Allah insanın hakikati olan esma mertebesi dilediği kimseyi kendi nuruna, kendi hakikat ilmine erdirir. Nerede olursanız o sizinle hakikatinizin esmaül
hüsnasıyla var olması sonucu beraberdir. Allah de, sonra bırak. Onları daldıklarında oynayıp, onlar daldıklarında oynayıp dursunlar. Kesinlikle Allah irade ettiğini yapar. İlminden açığa çıkmasını irade ettiğini kudretiyle oluşturur. İlim, irade ve kudret. Yaptığından soru sorulmaz. Beni gören hakkı görmüştür. Rabbimi genç bir delikanlı suretinde gördüm. Kim bu dünyada ama hakikati görmeyen ise o gelecek sonsuz yaşamda da amadır, kördür. Allah dilediğini kendine seçer, kendine yönelenleri de hakikate erdirir. Hareket eden hiçbir canlı yoktur ki onun bir nasiyesinde, alnında, beyninde var olarak beyninden tutmuş olmasın. Fatır'ın beyni programlaması. Özür dilerim. Tamam, hadi şimdi bırak bunları da git al da gel yavrum. Şu şey, mikrofonu kapatalım arkadaşlar. Kimse o. Bununla ilgilenir misin? Canım yok. Yener, lütfen mikrofonları kapat arkadaşlarım. Bakın arkadaşlar, ben mikrofonları kapatıyorum. Yöneticiler kapatıyor ve daha sonra mikrofonlar, biz kapattığımız için soru sormak isteseniz de açılmıyormuş. Biz bunu geçen hafta öğrendik. Sonra da bana küsüyorsunuz. Hani hiç fark etmez, küsün de. Hani biraz da siz de sorumluluklarınızı bilin anlamında söyledim. Canlarım benim. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ihtiyarı, seçim hakkı yoktur. Bu Kasas 68. sure. Ne hal ile yaşarsanız o hal ile ölürsünüz. Ve ne hal üzere ölürseniz o hal üzere bas olursunuz. Ve hal üzere haş olursunuz. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Hakikat dünyadayken yaşanacak bir olaydır. Hakikati yaşamadan ölenler ölüm sonrasında bu yaşamı elde edemezler. Hakikate karşı amalıkları sonsuza dek sürer. Gonca, kapatır mısın mikrofonları? Bana zahmet. Ötendeki değil, karşındaki hakkın fiilinden razı olmak, şirkten arınmaktır. Ya Allah'ın kulu olduğunu fark edersin ya da Tanrı'nın kulu olarak geçer gidersin. Şeriat ve tarikattan gaye, hakikate ermek, marifeti yaşayabilmektir amaç. Tarikat seni hakikate erdirip hakikati yaşatamıyorsa yol vasfını yitirmiş demektir. Seni senden arındırmayan tarikat, tarikat değil, dernektir. Nur odur ki seni hakikate erdire, şartlanmalarından, değer yargılarından, duygularından arındırıp Allah gibi düşündüre, insan gibi değil. Korku atılmadıkça vehmin terki mümkün değildir. Vahdet idrak edilmeden vehimden kurtulanamaz. Allah'ı anlamadan vehmi atan Firavun olur. Firavun bilimsel nefse dönük, sorumsuz yaşayan kişidir. Allah'ı nefsinde bulanda bilimsel menfaatlere dönük istek ve arzular kesinlikle kalmaz. Allah ahlakıyla ahlaklanmak, bilimsellik, duygu ve değer yargılarından arınmak, Allah gibi düşünüp Allah gibi değerlendirebilmektir. Allah'ta kendini yok etmek anlamını ifade eden fenafillah muhaldır. Allah dışında ikinci bir varlık yoktur ki o ikinci varlık yok edilsin. Geçerli olan onun varlığı dışında varsaydığın benliğinin gerçekte hiçbir zaman var olmadığını ilim yolu kavramak ve gerçeğini hissedip yaşamaktır. Şayet sen yoksan elbette ki karşındaki kişi de yoktur. Öyleyse karşındaki gerçek var olanı fark edip onu kabullenebilecek ve hazmedebilecek misin? Yoksa karşındaki onu inkar ederek mi geçip gideceksin bu dünyadan? Ama olarak geçip gidenin nice ve niceleri gibi aynen böyle mi yapacaksın?
ortaya koyduğu tüm sayısız esma terkipleriyle her an türlü isimler altında dilediğini dilediği gibi yapmakta olan kim? Sen mi? O mu? Bunu düşüneceksin. Cevabın o ise Tanrın senden razı olsun. Sen isen razı mısın yaptıklarından? Revan mı düşündüklerin, yaptıkların? Tekin nazarıyla tekten çoka bakışı muhafaza edip sürekli olarak piramidin tepesinden aşağıya bakarak varlıkları seyretmek yakin ehlinin halidir. Ya varsayım yolu çoktan yoka bakılır ya da tek kendi esma ve fiillerini seyreder. Cemal Kadir Eker. Hocam çok güzel yazmışsınız. Gerçekten bende de çok güzel bir şey. Kendinize şiar edinirsek her şey açığa çıkar. Üzerlerinde biraz tefekkür edersek. Siz de paylaşın isterseniz grupta. Evet hocam. Arkadaşlar tekrar okusun bunu. Peki hocam şöyle bir soru gelmiş arkadaşlardan. Diyor ki neden insanlar uyandı? Sebep nedir diyor. Yani bu son zamanlarda çok fazla uyanış oldu ya hocam. Sanırım arkadaşını kastetti. Sebep nedir hocam? Sebep vallahi şimdi bunu bir sebebe bağlamamak lazım ama teknoloji gelişti. İşte herkesin birbiriyle iletişimi daha kolay bu devirde. Daha önceden işte bunları yaşayan yok muydu? İlla ki vardı. Yani bunu İbn Arabisinden tutun Yunus'undan Mevlana'sına kadar her şey bu hepsi bu hakikati yaşadı. Yani onların kitaplarını da dönüp okursanız bugün söylenenlerden bir farkı yok. O zaman başka dille anlatmışlar. Şimdi başka dille anlatılıyor. Şimdi ile herkesin birbiriyle iletişimi kolaylaştığı için bu artış da gayet normal geliyor bana. Sizce de öyledir umarım. Ben de öyle düşünüyorum evet hocam. Peki diyorlar hocam. İkinci uyanış Raziye makamındandır diyor arkadaşımız. İkinci uyanış Raziye'de değil, Mutmain'e geçtikten sonra işte Mutmain'e geçtikten sonra ikinci uyanış diye bahsettiniz ne onu da anlamadım. Yani uyanış uyanıştır. Birinci uyanış, ikinci uyanış diye bir şey yok benim bildiğim. Evet. Hocam kitabınız var mı? Kitabınız varsa almak isteyenler var. Şimdi şöyle kitap hazırlığım var. Burada da paylaşmadığım çok bilgiler var orada. Ben derleyip topladığım kısmını isterseniz size atayım, paylaşın orada. Ben bu kitabı bastırmak amaçlı yazmıyorum zaten. Bunu derleyip toparladıktan sonra PDF olarak paylaşacağım. İsteyen indirip oradan okuyabilir. Ya da bir istediği kitap tarzında olacak. Bir arkadaşa okutturacağız. Hocam, o şekilde yani basıp para kazanmak gibi bir amacım yok. Ben bugüne kadar derleyip topladıklarımı ben sizinle paylaşırım. Siz de bir kitap yazarsınız. Bir baştan sona inceleyen eksik yüksekleri varsa sizden de o konuda yardım isterim. Hocam söz veriyorum. Söz veriyorum. Yani onu PDF haline getiririm ben. Tamam ben size yazdıklarımı paylaşayım. Daha yani orada derleyip toplayamadığım bir sürü şey de var ama bu işe nasıl girdim, nasıl gelişti şeklinde ilk başta anlatımlar o şekilde ilerliyor. Daha sonra derin konulara giriyoruz. Evet hocam. Hatta o anlatımları bana telefonla da anlatırsanız ben 10 parmak klavye yazabiliyorum. Ben onu kendim formalize ederim size. Ondan sonra sizden o açılımları da paylaşmadığımda çok şeyler var. Evet, onları hocam. Ben sizinle paylaşırım. Bir PDF aynen. Haline getiririz. Herkes de faydalanır. Yani evet, burada kağıt olarak, kitap olarak basmak amaç değil. Yani PDF olarak paylaşalım. Herkes faydalanabilen evet, faydalansın. Hatta PDF olarak paylaşımda da bütün biz grupça el birliğiyle bütün uyanış yolunda olanlara bunu sizden hediye olarak herkesle paylaşırız. Büyük bir kitleyle paylaşırız. Çünkü buradaki arkadaşlarımın çoğu çok güzel, yani çoğu derken hepsi aslında çok güzel bilinçler. Onlar da bu konuda elinden geleni yapacaktır, inanın. Çünkü para hırsı, ego hırsı
olmuş olsa grup bu kadar bir arada durmaz. Yani yaklaşık 200 kişiyiz. Zaten öyle olsa ben de girmiyorum o tür gruplara. Zaten ilk girdiğim grupta sizin grup, o da sizin diyeceğiniz üzerine. Sizi az çok tanıdım ben şeyde Facebook'ta. Zaten Facebook'ta da ben çok bir paylaşım yapmıyorum. Böyle sohbet ortamı falan da yok. Biraz daha cemilliğimize geldi. Bu benim böyle ilk sohbetim. Kusura bakmasın arkadaşlar. Bir yanlışımız olduysa. Estağfurullah hocam. Çok teşekkür ederiz vallahi. Çok sağ olun. Bizi onurlandırdınız, inanın. Hocam yine bir soru geldi size. Hocam aha, diyor, kıldan ince olan manalar nedir? Sesiniz gene kesildi İnanç Hanım. Soruyu anlayamadım. Evet. Kıldan ince olan manalar nelerdir? Yani işte kıldan ince, kıldan keskin denen biraz çok güçlü anlatılıyor. Bunu ben bu bilgimi hayatımda da paylaştım. Bu amigdala ile frontal korteksine geçti. Yani uyanık aşaması, mutmain olma aşaması. O yolu açan kıldan ince, kıldan keskin diyoruz ya. Evet. İşte ne başlar kesilir, bir soran olmaz diyoruz o yolda. Yani egolardan tam kurtulup geçebileceğiniz sıra çok sonra bilgimi ile mutmaini arasındaki yer burası. Evet. Bir arkadaşımız demiş ki, network'e bağlanmak ikinci uyanış mı demiş. Yani ikinci uyanış diye bir şey yok diyorsunuz da, hani şöyle diyeyim ben soruyu o zaman, network'e bağlanmak mıdır uyanış? Network demek ana bilgisayar demek. Anlamak, anlamak. Yani şimdi burada paylaştığımız bilgiler aslında yatay korteks oluşturuyor. Yani birbirimizden bilgi alıyoruz. Bu mutmainneye geçtikten sonra, bilinç açıldıktan sonra kendi kendine gelen bilgiler de oluyor. Yani benim bu kadar çok yazı yazmamın sebebi de o. Yani bir şey tetikliyor, yeni bir şey açılım oluyor. O şekilde devam edip gidiyor. Yani bir ayet okuyorsunuz. Bu ayeti belki daha önceden 10 kere, 20 kere okumuşsunuzdur. O son okuduğunuzda değişik bir açılım oluyor sizde. Onun üzerine kağıdı kalemi alıp yazmaya başlıyorsunuz. Yani uyanık böyle ilerliyor. Uyanıkın sonu yok. Yani birincisi, ikincisi yok. Her yeni bilgiyle yeni bir uyanık gerçekleşiyor. Evet. Yolsuzlaşıyoruz ya. Akıtta bunların hepsi gerçekleşiyor. Yani bir şeyi 10 kere okursunuz, anlamazsınız. 11. de değişik bir açılım olur size. Değişik bir yere gider. Yani herkesin bir ayet açıklaması var. Ayetten anladığı var. Biz de anladığımız kadarını paylaşmaya çalışıyoruz. Olayımız bu yani. Evet hocam. Diyor ki arkadaşımız, sırat denen yer neresi? Kılıçtan keskin, kıldan ince ise ömür ilk nefes doğarken son nefes oradaki anı mı anlatır? Kıldan ince olan da hakikat mi? Yani şimdi şöyle, yani bu sırat ölümden sonra yaşanacak bir olay değil. Cennet, cehennem dediğimiz bütün boyutlar burada yaşıyoruz zaten. Yani dedim ya, sırat dediğimiz yer bu mülhime ile mütmaine arasında geçen süre. Mülhime'den tekrar emmariye, levvameye düşmeden mütmaineye atlayabilmek. Orayı geçebilirsek sıratı geçmiştir, cennete girmişizdir yani. Evet. Hocam diyor arkadaşımız, elif, la, mim, kaf sırrı nedir hocam? Anlatabilir misiniz? Elif oku ötürü, pazar eyle götürü. Yani onlar hakkında çok şeyler var ama bana çoğu bilimsel gelmedi. Bende de o konuda bir açılım olmadı. Yani onlarla bazı şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar var. Ben o konuların üzerine pek düşmedim. Pek bir bilgim de yok yani. Evet. O ama onlarla ilgili bir sürü yazı okudum ama bana bir şey anlam yüklemedi. Evet. Hocam diyor ki, Cemal abimizin ismi böyle mi konmuş yoksa sonradan değiştirmiş mi ismini?
Çünkü çok güzel bir isim. Şöyle, ben doğmadan önce ismimi Cemal olarak belirlemişler. Doğum günümde Kadir Gecesi'ne denk gelmiş. Şimdi Kadir Gecesi'ne olunca iki ismi de birden koymuşlar Cemal Kadir olarak. Evet. Diyor ki, hocam diyor, ilhama getiren, hocam ilhama getiren neydi o özü, aşıkları hep neyi arar dururdu? Arayış kimeydi? Şimdi böyle, ben bu işe dediğim gibi 2009 senesinde girdim. Bir kitapla girdim. Yani elime bir kitap geçti. Daha önceden herkesin inandığı gibi inanıyordu. İşte namazını kılacaksın, abdestini alacaksın, orucunu tutacaksın. İşte bu bekliyatı yerine getireceksin. İyi insan olacaksın, cennete gideceksin gibi düşünceler içinde ibadet etmeye çalışıyorduk bir şekilde onun evinde. Bir gün Ahmet Yürlisi'nin bir kitabı geçti. Dua kitabı onun. Dua ve esmalarla ilgili bir kitabı. Orada İhlas Suresi'ni okudum. Çok değişik değil, anlamlar ifade etmeye başladı. Bunun üzerine ben bu işin üstüne düşmeye başladım. Bayağı araştırdım. İşte geçmişteki Yunus'un kitapları, İbn Arabi'nin kitapları, şunlar bunlar, öyle araştırmaya geçirdik. Daha sonra burada 2013-14 yıllarında Hüseyin Uysal'ı herkes tanıyordur herhalde, Hüseyin Uysal hocayı. Onunla tanıştık burada. Konya'dayım ben de zaten. O da Konya'da burada öğretim görevlisiydi, profesördü kendisi. Evet. Onunla hastalık sohbetlere başladık ondan sonra bir 15-20 kişilik grupla. Tabii birbirimizi tetikledik orada. Herkes bildiğini, küçük bir grup olunca da orada birbirimize faydamız oldu. Sonradan Hüseyin Hoca işte şeyler vermeye, sohbetlere gitmeye başladı filan. Kısadasına taşındı. O ayrılıktan sonra da ben kendim artık bu işin üzerine iyice düşmeye başladım. Yani bu yola başlayan yolu terk edemiyor. Adını alan bırakamıyor bu işi. O kadarını söyleyeyim. Hocam siz bağlantı kesildiğinde bir soru yarım kaldıydı. O canımızın da sorusunu cevaplayalım lütfen. Özde nasıl diri kalınır ve nasıl olur? Diri kalmak, özde diri kalmak nasıl olur diyor. Özde diri kalmak şöyle olur. Yani özde diri kalmak, bir şeyleri ben bildim, buldum, oldum gibi bir anlayış içinde bulunmayacak. Sürekli bu yol sonsuzluğa giden bir yoldur diyoruz ya. Bu yolda her an yeni açılımlar olabilir. Diri kalmak, sürekli araştırmak, sürekli tefekkür etmek. Yani Kur'an'ı bir okuduk, hatmettik, bitirdik. Bir daha dön, bir daha baştan oku. Sana açılmayan bir de ikinci okuyucunda bir daha açılacaktır. Özde diri kalmak, sürekli araştırmakla olur yani. Sürekli yeni bilgiyle, yeni ilimle, yeni ilimlere açılmakla olur. İşte ben oldum, bittim, kenara çekildim, onu eyledim, eyle yastım diye bir şey yok. Evet hocam. Diyorlar ki, peki Müslüman olmayan topraklarda da uyanışlar çok, başka inançlarda da. Hiçbir kitap okumadan ve araştırmadan uyanan insanlar da var. Bunlar neden uyandı, nasıl uyandı diyorlar. Yani şimdi bir İslamiyet'te değil tabii uyanış. Yani biz Kur'an yoluyla bu yolu devam ettiriyoruz. Kimi işte mantralar yapıyor, kimi başka bir şeyler yapıyor, kimi Buda'nın yolundan gidiyor filan. Ama bir şekilde bakıyoruz insanlar uyanıyor yani. Sadece Müslümanlıkta yok bu uyanış. Kendini bilme, kendini bulma bütün insanlığa şey olmuştur yani mal olmuştur. Yani burada bizim... Onlar da yanlış değildi. Hepsi doğru. Ben çoğunda takip ettim. Yani uyanan uyanıyor bir şekilde. Yani bu şu mu demek oluyor hocam? Bir yolun olacak. Hı? O yolda tamamen tefekkür edeceksin, inanacaksın. Ya da kalbin saf, temiz olacak. İşte uyanacaksın. Yani bu kalbin saf, temiz olmasından ziyade içine dönük yaşayacaksın. Yani ben kimim sorusunu soracaksın.
Yani ben size bu kitap yazıyorum dedim ya. Attığım zaman siz onu okuduğunuz zaman daha derinlemesine anlarsınız bunu. Yani bu yolun aşama 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 nasıl ilerlediğini ben o kitapta anlatıyorum zaten. Evet. Bir de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak ve onun gözüyle bakmak nasıl olur? Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya ben kısaca şöyle diyorum. Allah'ın ahlakı ahlaksızlıktır. Bu da garip gelecek size. Evet, geldi bile. Ahlakı ahlaksızlıktır derken Allah gibi düşüneceğiz, Allah gibi yapacağız diyoruz ya. Biz şimdi edindiğimiz bilgilerle ne dedik? Üç tane aşama dedik. Duygular, duygulardan aşağı çıkan şartlanmalar, şartlanmaların getirdiği değer yargılar. Bu tür şeylerle Allah'ın bir alakası yok. Bunlar bizim uydurduğumuz şeyler. Yani Allah'ın ahlakında böyle bir şey yok. Biz bunlarla da Allah'ı sınırlayamayız. Demek ki Allah'ın ahlakı bizim düşündüğümüz gibi ahlak ölçüsü değil, ahlaksızlık bir anlamda. Evet, yani her şey boyutunda her şey değişiyor. Hocam hüzün gönle ağrısını başla ters geliyor ama. Hocam her şeyde hüzün diyoruz. Ondan sonra da anlamlar yüklüyoruz. Onunla ahlaklanmak şöyle böyle kalıplar, duvarlar, duvarlar değil mi hocam? Aynen öyle, aynen öyle. İşte duvarları kendimiz örüyoruz. Ondan sonra da o kilitleri kırmak. Allah'ın haberi yok oysa bunlardan ha. Bir duydum. Yok tabii. Hocam hüzün gönüle aşık mıdır? Nasıl? Hüzün gönüle aşık mıdır dedi. Hüzün gönüle aşık mıdır? Hüzün. Ha. Ya şimdi bunlar nasıl diyeyim? Güzel sözler söyleniyor filan da. Biraz yani, daha eski. Arabeskliğe de gerek yok. Hocam bunu soran bana söz verdi. Sorarsam şekersiz kahve ısmarlayacak da ondan sordum. Şimdi diyor ki ümmi ne demektir diyor. Ümmi. Ümmi okuma yazmaya bilmeyen anlamındadır yani. Ümmi de ümminin anlamı o. İşte Resulullah mağarada geliyor Cebrail oku diyor. Ben ümmiyim okumasını bilmem diyor. Neyi okuyacağı o da belli değil. Yani Cebrail de elinde bir kağıt parçasıyla gelmiyor. Oku diyor. Orada okunması gereken ne? Kendini oku diyor yani. Cebrail de akıl demektir bu arada. Yani. Ha, bak onu bilmiyordum. Peki hocam ilham alan nefs mutmainde midir? Mülhime midir? Demiş. İlham almaya mutmainde de geçir başlanır. Peki mülhime girdi. Yani bazı şeyleri ilham alır. Mülhime'de de alır da. İşte o aldığı ilhamlar kendisini haşa Allah zannettirir orada. Ben olduğum zanına düşürür. İşte zan da kötü bir şeydir. Peki hocam kaç defa miraç yapacağız? Farkları nedir? Vallahi her zaman miraca açız yani. Miracın sonu yok. Şimdi miraç şimdiki hocaların anlattığı gibi de değil işte Resulullah olduğu yerden havalanıyor gidiyor ondan sonra Burak'a biniyor çıkıyorlar Cebrail'le bir noktaya geliyor işte Cebrail orada diyor ben burayı geçersem yana geçemem sen geç gibisinden sanki Resulullah orada bir vize verilmiş de
şeye Cebrail'e vize verilmemiş gibi filan anlatıyor. Aslında bunların hepsi, yaşananların hepsi Resulullah'ın bilincinde yaşadığı olaylardır. Yani öyle bir fiziki gitme gelme gibi bir olay yoktur. Resulullah'ta açılan açılımdır bunlar. Evet hocam. Peki hocam, gümüş aura'nın gizemi nedir? Nasıl? Gümüş aura varmış. Onun gizemi varmış. Gümüş aura'nın gizemi nedir? Yani ben o konularla pek ilgilenmiyorum. Evet, ben de söylemiyorum onları. Biliyorum. Yani o aura şey, illaki her insanın bir aurası var ama bunun gümüşü altını var mı onu bilmiyorum. Evet. Bir arkadaşımız da demiş ki uyanmak ama demiş, uyanacağız da biz neye uyanacağız demiş. Uyandığımızda biz ne göreceğiz demiş. Siz uyandınız, ne gördünüz hocam demiş. Ne görülüyor? Bilmediğimden soruyorum demiş. Ya bu bilinçle uyanmaktır. Yani uyanmak bilinçle. Yani artık daha önceden sizi üzen, sıkan, daraltan hiçbir şeyle bir alakanız kalmıyor. Olayları sadece izleyip geçiyorsunuz. Bir cenaze mi oldu? Gidiyorsunuz orada üzülmüş gibi yapıyorsunuz. Bir şey mi oldu sevineceğiniz? Sevinmiş gibi yapıyorsunuz. Yani onlar sizin için artık bir şey ifade etmemeye başlıyor. Evet. Bir arkadaşımız da demiş ki hocam, üst boyut evet, şeytanda da var. Dikkat et, şeytanda ilim sahibi. Kabe'de namaz kıldım sanırsın ama çöplükte uyandırır seni demiş. Dikkat et. Peki çöplükte uyanmamak için ilim mi almamız lazım hocam? Tabii ki ilim almamız lazım. Yani şimdi şeytan dediğimiz bir ayrı bir varlık değil. O da bizim, bizde bir boyut. Yani iyi kötü bilmem ne gibi falan şeyler söylüyoruz ya. Yapıyoruz bir şeyleri, kötü bir şeyleri, suçu şeytanın üzerine atıyoruz. Aslında şeytanlık bizde yani. Evet. Bir de ben kimim diye. İlimle bunu yok edebiliriz, bu duyguları aşabiliriz yani. Önce ilim lazım. İlmen yakın, aynel yakın, hakkel yakın dediğimiz boyutlar var ya işte. Önce ilmin olacak. Sonra göreceksin, yaşayacaksın. Sonra onu iyice içselleştireceksin yani. O olduğunu bileceksin. Peki ben kimim diye soru sorduğumuz zaman içimize dönük cevabı sen insansın mı diye gelecek diye sormuş bir arkadaşımız. Ben kimim sorusunun cevabı zaten çok açık. Yani bu kim olduğumuzu, hak olduğumuzu bileceğiz. Yani bunun başka bir alternatifi yok. Hepimiz hakkız. Aynı nefsten meydana gelmişiz. Allah ne diyor? Ben nefsimden üfledim diyor. Yani senin, benim, onun, bunun ayrı bir nefsi yok. Hepimiz tek aynı nefsten, aynı özden meydana gelmişiz. Bunun cevabı da o yani. Aynı özüz, aynı şeyiz. Ben kimim sorusunun cevabı hepimiz aynı özüz. Hepimiz biriz. Hocam sormuşlar, demişler ki epifiz bezimizin açıldığını nasıl biliriz? Epifiz bezinin açıldığını böyle teta boyutuna geçtiği zaman insan tefekkür ederken belli bir boyuta gelir. Ondan sonra çeşitli görüntüler görmeye başlar orada. Hmm. Çeşitli bilgiler almaya başlar. Çeşitli algılar açılır. Ama o da çok uzun sürmez. Böyle kısa metrajlı film gibi. Yani bir gelir bir gider, bir gelir bir gider. O şekildedir. Sürekli o teta boyutunu koruyabilirsen o seviyede, o seviyeyi ne kadar uzatabilirsen o kadar görüntüyü elde edersin. Peki onu nasıl uzatabiliriz hocam? İşte o da çalışmayla olur. Şimdi Kur'an'ın nüzul sırasına göre ilk ayetlerine bakıldığı zaman ne diyor? İşte ilk ayetlerde
Gündüz diyor sizin işiniz çok, işinizde gidin yorulun. Ama gecenin son üçte birinde oturun tefekkür edin diyor. Bu gecenin son üçte bir zamanı çok değerli bir zaman. Bu sabahın aydınlanmaya vakti olan zaman çok değerli bir zaman. Şimdi uyuyup uyan